Tamam. Bundan kaç sene önce Evet. hayatımıza bomba gibi düştün? 11 sene oldu mu? Kaçtı? Hayır, tam 10 sene oldu. Tamam. 2010'du. Aha. Şimdi 2020. Süper. Şimdi adını pek anmak istemediğimiz bir yapımcın vardı ama Allah'tan varmış ki seni bizle buluşturdu. Peki o Değil zaman mi? o zaman böyle şey gel yani atıyorum sonsuz bir kaynağın mı vardı? Yani ne istiyorsan yap mı dediler sana? Çünkü sana değil kardeşine çok iddialı bir şarkı, hepsi gay falan. Yani hani şu anda hayalimizin almadığı işler bunlar. 10 sene önceye göre de bence gene çok aslında cesaret isteyen güzel bir işti. O zaman sana peki böyle sonsuz kredi verdiler mi? Yani ne istiyorsan yap kızım falan diye dediler mi? Hayır, hiç öyle olmadı. Şöyle oldu. İlk geldiğim zaman Ankara'dan Erol Köse'yle görüştükten sonra biz bir albüm hazırlamaya başladık. Aha. O zaman sevgili Altan Çetin Evet. ile çalıştık bir süre. Onunla şarkılar yapıldı. Ben o zaman çok az şarkı yazabiliyordum, yani o kadar cesaretli değildim. Sonra Serdar Ortaç'tan şarkılar alındı filan, öyle bir albüm yapılıyor yani, düşün. Gerçekten. Ondan sonra evet. Hatırlıyor musun Sonra şarkıyı? Serdar Ortaç'tan alınan şarkıyı. hepsini hatırlıyorum ve hepsi de çıktı zaten. Ay bir kuple söylesene dermiş. Yok yok şaka. Ay ondan sonra ya böyle işin bir aşamasında artık dedim ki, yani ben ne yapıyorum ve nereye doğru gidiyor bu konu? Kesinlikle ne anlatmak istediğim şeyleri anlatabiliyorum, ne sound anlayışım, ne müzik anlayışım, hiçbir şey beni yansıtmıyor. Hani klasik bir şey vardır ya, önce piyasa yap sonra istediğini yaparsın diye bir laf var hep bizim piyasada. Yıllardır söylenir. Şimdi herkes ödüyor yani, yok abi önce istediğini yap sonra şey, önce piyasa yap işte sonra istediğini. Öyle bir şey yok bana göre yani. Çünkü kendi kendime mutlu olmadım, kendimi anlatamadım, dinleyemedim, severek parçaları nasıl ben senelerce söyleyebilirim ki yani, ya da Değil mi? nasıl dinletebilirim ki? Evet. Böyle oldu. Sonra ben dedim ki ben yapmıyorum bu albümü dedim. Hatta üç tanesinin aranjmanları bitti, kayıtlarına girdik yani, o aşamadayız. Yani tabii ki sevgili Erol Bey delirdi. Ondan şey dedi, hatta dur bunu söylemem lazım. 9 aylık hamileyim, doğurmayacağım diyorsun dedi. Yani Yani tahmin ediyorum bir de verilen paralar aran şeyler için bilmem ne falan biraz madilik çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Sonra ne oldu? Nasıl evet. kurtardın Sonra kendini? ben bir tane daha böyle albüm hazırladım. O da böyle Jazzy House'du. Ha. Onun sevgili Genco Arı ile çalıştık. Ondan sonra o da bir madilik oldu. Tam çıkmak üzereyken çok anlatayım bilmiyorum magazinler. Mertcan, Ondan sonra senin de yalnız çıkmadı. ortağın yok. Yani ya Serdar Ortaç'tan şarkı alıyorsun ya Jazzy House albüm hazırlı bir ortası yok ama ortası sana değil kardeşine olmuş. Ondan sonra Erol Bey de orada şey dedi, Erol Köse. Tamam yani siz bu albüm için ne istiyorsanız buyurun, açık alan yani. Harcıyorum dedi yani, Üçüncü sağ olsun. denemede olmuş, değil mi? Evet, iki, yani bir albüm çıkmadan ilk albüm, iki albüm nakavt oldu. Valla bence Türkçe pop müzik tarihi için de sadece pop diye de sınırlamıyorum. Türkçe müzik tarihi için de bence çok değerli bir albüm. Ama onun Bence de da evet. yanında LGBT'yi bireyler için de çok değerli bir albüm. Yani gay lafının Evet. hakaret olarak kullanılmadan bir şarkı içerisinde çok iyi bir soundla ortaya çıkması. Hatta o klibi de sanırım kendin çekmek durumunda kaldın değil mi? Onu ona Aynen öyle izin oldu, evet. çıkmadı. Değil mi o klibi senin çekmene? Aynen. Aynen. Yani çünkü albüm çıktıktan sonra Hepsi Gay'i hiçbir radyo yayınlamadı. Yani Evet. Sen Değil Kardeşine patladı. Aha. Yani albümden başka parçaları yayınlıyorlar. Hepsi Gay'i yayınlamıyorlar. Yani hiçbir radyo yayınlamıyor. Canı tabii daha çok duymak istiyoruz. Daha çok şarkılarda duymak istiyoruz falan filan. O da
şarkılar piyasaya çıkmadan önce bana dinletiyor. Ben bazılarına el koyuyorum. Şimdi bir tane şarkısı var. Söyleyeyim mi adını? Hangisi? Alışırım mı? Ama çaldık. Evet. Söyle. Tabii, çaldık söyle. Partide çaldık zaten. Alışırım'ı ben mesela döndür döndür dinliyorum. Siz dinleyemiyorsunuz. Ama İzmir'de de çalmıştık. Ya işte onu soracağım. Neden seni az görüyoruz ya? Çok mu titizsin? Hep mi maddiyat? Yani ne Allah aşkına ya? Daha çok görmek istiyoruz seni ya. Neden az görüyoruz? Şöyle hemen özet geçeyim. Şimdi iyi bir iş özenli yapılır. Değil mi? Yani bir adam şöyle çok basit bir şey video izlemiştim. İşte Cin Ali çiziyor. Diyor ki bu da resim. Tamam mı? Sonra kara kaleme geçiyor. O da resim. Sonra yağlı boya geçiyor. Bu da resim. Yani zaman, özen, bilgi ve vizyon isteyen bir şey. Ve ekip çalışması isteyen bir şey. Ve tabii ki tool'ların, ekipmanların vesairenin birazcık da kapital isteyen bir şey. Evet. Dolayısıyla ben yani üfürükten bir şeyler çıkarmak istemiyorum. Çıkardığım zaman senelerce dinlensin istiyorum öyle. Yıllarca dinlenebilsin. Freakliğinden değil. Ama yani şimdi bunu senin yerine yapacak biri olmadığı için, yoksa normalde sanatçı bu kadar her aşamasında olmaz diye düşünüyorum. Yani olsun okey de. Hani düzgün bir menajer olsa veya bunları takip eden biri olsa veya prodüktör, bilmiyorum. Ben çok karışmayayım. Oluyor. Ben de niyetlendim seni ele almaya ama işte yetmedi. Sen o kadar çok işin var ki Sencer ya. Alsın alsın. Böyle ala ala güzel güzel gitsin. Beraber kaynaşalım çünkü. Sözü var. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Öyle diyorsun yani. Öyle hissettim. Onu bilemiyorum ya. Bu konu üzerine biraz, o biraz iddialı bir laf. Hayır yani. Kalbinin herkes yaptığı yerde işi yapsın. Yani ben onunla ilgilenmiyorum kimsenin ne yaptığıyla. Herkes yapsın diyorsun. Öyle bir şey. Hani ilgilenmiyorum. Evet. Eleştirmiyorum. İlgileniyorum, evet. Tabii ki. Çünkü hep beraberiz. Yani ne yapıyor, evet. Ne ediyor. Tabii ki hep. Benim arkada bile her yerimde gözlerim var. Bu Burak Bey var. Burak Bey'i biliyor musun? Elektronik müzik şu anda bir şarkısı çıktı yeni. Önceden de vardı. Demiş ki lisedeyken Mercan'a şarkı yapıp yollamıştım. İsmi de Striptiz'di demiş. Hatırlıyor musun? Ha, yoksa? Hatırladım. Evet. Cidden mi? Evet evet hatırladım. Evet. Bak söyleyelim mi? Dur dur. Bitmedi dur dur. Bununla olaylı İzmir turnelerimiz de oldu. Basmane'de bir otelde kaldım. Basmane ya. Basmane bundan sonra favori semtim benim. İzmir'i ya. Çok iyi bilmiyordum. Evet. Bayılırım ben. Sokak kızıyım. Sokakları severim. Evet de. Hayat sokaklarda. Bilmiyordum ben o derece olduğunu Mercan, kusura bakma. Ama çok güzeldi İzmir programımız. Yerimiz çok güzeldi. Harikaydı. Kısıtlı bir gelen yerdi. Gelen herkese çok teşekkürler. Çok nalan. Ah ben yara gibiyim. Gönlünde bir yara gibiyim nalan. Sal beni gideyim. Ömründe bir kara meleğim nalan. Ben yara gibiyim. Gönlündeki yarayı kapat ne olur. Sal beni gideyim. Ömründe bir kara meleğim nalan. Ben bunu bir kızım bir kıza söylediğini hayal ettim. Hikayelendirdim. Süper. Yani diğerin böyle ilki ya. Reddin Alan'ın yani. Sen kıştasın ben boş soba. Ayakların üşür burada. Yakma. Nalan, sessiz konuş ne olursun, ayıp olur kahrolursun, olma
Nalan, örtülü canım örtülü. Bak ben yara gibiyim, gönlünde bir yara gibiyim. Nalan, sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim. Nalan, ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat ne olur. Sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim. Nalan, ben yara gibiyim, ömründe bir kara meleğim. Nalan, sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim. Nalan, Nalan. Çok güzel. Anıl, teşekkür ederim. Teşekkürler. Ölüm bir sevdanın peşine düşmüş. Aklı yok, fikri yok, deli misali. Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş. Aklı yok, fikri yok, deli misali. Benliğimse hayat seline düşmüş. Hep böyle yıllardır ömrümün hali. Hep böyle yıllardır ömrümün hali. Saçlarım çileden ağır vermiş. Mutluluk güneşi karar vermiş. Ay. Enstrüman söylemiyorum ya. Bir yerde son not almak lazım arkadaşlar. Sorry. Çok güzel. Devam etmeyeyim. Çok i̇ki güzel. Sen de iki yerde sen oldum etmeyeyim. Teşekkür ederim. Aman anlamadım. Ya. Ne olduysa. Hadi canım. Kulaklar çok alışmış detoneler o zaman. Ben teşekkür ederim Sencer. Ya seni ben zaten çok seviyorum, onu biliyorsun. Ama bütün bu insanlar da çok seviyorlar. Lütfen rica ediyorum. Ne yapsan, şöyle bile yapsan bir yerlere koy. Dinleyelim, izleyelim. Bizi bırakma lütfen. Senin gibi böyle sevdiğimiz insanlara çok ihtiyacımız var bu aralarda. O yüzden haklısınız. Bence oraya gittiyseniz kaydedin bir şeyler, hemen koyuverin ya. Bence telefonla da olur. Aynen öyle yapacağız. Tamam. Tamam, haklısın. Vallahi haklısın. Vallahi bırakacağım bu mükemmelliği için. Hazır, ne güzel. Ne olacak yani? Başka bir şeye gerek yok. Aynen. Doğru söylüyorsun. Ay, doğru ayrılamıyorum senden aşkım. Ay, ben de ayrılamıyorum. İnşallah. Çok özlemişim bir de ya Sencer. Değil mi? Canım. Sizleri çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum yani. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Hepinizi tek 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 öpüyorum. Biz de seni çok seviyoruz. 10 yılda Lumiyalar. Şarkı çıkarmasan 10 yılda şarkı çıkarmasan 10 yıl sonra gene bağlanacağız sana. Tamam. Çıkaracağım. Hepsini söyleyeceğim. Yeter. Ah gitti kamera. Bir sürü şarkı yazdım ben de. Hepsini çıkaracağım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Yes. Öpüyoruz seni. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Biz de seni. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay.